Şimdi sana bir takım seçenekler vereceğim. Sen onların arasından seçeceksin. O mu bu mu diye. Zor değil. Sen altından kalkarsın. Bireysel mi takım çalışması mı? Takım çalışması. Uykusuz mu penguen mi? Tabii ki penguen. Yani söylememe gerek yok. Penguenin sahiplerinden iki tanesi en yakın arkadaşlarımdan biri. Bir tanesi kan kardeşim neredeyse. Dolayısıyla uykusuz bir yandan çıkış itibariyle hani gırgırdan sonra hıbır, leman, limon süreçleri benzemekle birlikte penguenle uykusuzun çok aynı olduğunu düşünmüyorum. Biraz hani her ne kadar Yiğit'i içindeki birkaç karikatüristi çok beğenmekle birlikte çıkış noktasını çok penguenin kopyası, aynısı oldukları için ister istemez uykusuzun yanında olamıyorum. Bazı yazarları daha star olmasına, bazı karikatüristleri daha star olmasına rağmen tabii ki ikincil olarak da Erdil ve Selçuk yüzünden tabii ki penguen. Amerikan mı İngiliz dizileri mi? İngiliz. Tabii ki İngiliz. Ege mi Akdeniz mi? Ege. Hemen mi? Bir ara yaparız mı? Bir ara yaparız. Hemen çok. İşte mesela o yüzden hani zaten hemen yapabilsem sahneye ben çıkarım. Hemen yapamadığım için bir dur bakalım bir düşüneyim ben bunun üzerinde. Bir öyle dur üstüme gelme. Olduğu için bir bakarız. Bir baktığım zaman çünkü dinleniyorum, sigara içiyorum, düşünüyorum ve en iyisini bulmaya çalışıyorum. Hemen inanılmaz supleks isteyen bir şey. O herkesin harcı olan bir şey değil. Ben değilim en azından. Ben o yüzden sete gitmeyi bile sevmem. Hemen şey çıkacak diye. Sete ya şu diyalogda bir şey değiştirebilsek mi acaba? Dur ben onu 3 gün düşündüm o cümleyi şimdi. Nasıl şimdi yarım saatte sana bir şey bulayım? Ya, yarım saat bile değil. Hemen şimdi bir şey bulayım. Oluyor hiç yenemiyorum o yüzden. Hemenci değilim ben. Peki nakit mi kredi kartı mı? Kredi kart. Tatilde huzur inziva mı? Haydi eller havaya vur patlasın. Uçak mı tren mi? Olsa da tren ama uçak. Olsa tabii ki tren de tren yok ki. New York mu Londra mı? İkisine de gitmedim. Ama galiba New York. Peki dur o zaman. Böyle en sevdiğin 5 ülke. Böyle 5 tane ülkeye gidebilirsin. Bilet verdiler. Nerelere gitmek istiyorsun? İki tane uç, çok hiç gitmediğim Uzak Doğu ve Güney Amerika. Oralarda birer tane şehir fark etmez. Arjantin olur, Brezilya olur, Hong Kong olur, Japonya olur. Fark etmez, Singapur olur. Bu iki yerden bir tane. Orta Avrupa'dan, valla İtalya'yı çok sevmiştim. Yine İtalya'da böyle bir, hani uçak bileti değil ya yazlık ev diyorsak mesela hani. Bir göl kenarı ev falan diyorsak dikkatini. Hayır, diyorsan 5 tane ülke için öyle sen kendini dolduruyorsun. Bir tane Afrika ülkesi. Ama bu şey değil, beyazların yönettiğinden değil. Yani başıma bir şey gelmeyecek ve sıtma kapmayacağım bir Afrika ülkesi de görmek isterim. Yani şey çok ayırdığında değilim. Hani Ruanda, La Uganda başka yerlerde falan ama bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Tamam, güzel. Oradan bir yer görmek isterim. Tamam. Bir tane daha var, hadi seç. Tabii ki Avustralya. Gerçekçi mi, hayalperest mi? Keşke hayalperest olabilsem ama gerçekçiyim. Böyle demesi de enteresan. Ya ben çok yapımcıyla masanın karşı tarafında mıyız diye tartıştığımı biliyorum. Daha en son Netflix dizisi için Onur'la bir araya geldik. Onur bana dedi ki ya Murat ya çok güzel düşünmüşsün de daha böyle seksi bir şey mi arasak dedi. Vallahi dedim. Ne bileyim pandemi şartlarında 2 haftada o sahneyi çekeriz diye öyle bir tasarım yaptım ben dedim. Kendimi yapımcı gibi buldum. Ben bunu daha evvelki pek çok projede de hep beni şeye teşvik etmeye çalıştılar. Ya sen uç. Sen uç biz indiririz seni dediler. Benim de hayat tecrübeme bir şey olduğu için. Ben uçtuğum zaman siz beni hep indirdiniz. Başıma bir ikinci iş çıkardınız. En iyisi ben sizin ineceğiniz yeri tahmin edeyim oradan yazayım. Olduğu için ama bunun adı da gerçekçilik maalesef. Evet. Belki yapımcılık da yaptın ya zamanında. Ondan, ondan da olabilir. Bir de senarist olarak şey dayağı da çok yediğim için. Uçtum ama olmadı. Ya bak, bak şöyle bir sahne yazdım Sinan Çetin'e. Antalya'da film çekiyor ekip güya. Filmin içinde bir film çekiliyor. Ve prodüksiyon amiri 2 tane deveyle geliyor. Yönetmen çıldırıyor. Yönetmen diyor ki kardeşim bu develerin ne işi var? Biz Beyaz Atlı Prens çekmiyor muyuz? Diyor. Prodüksiyon amiri de diyor ki efendim beyaz at bulamadım deve buldum diyor. Benim yazdığım sahne bu. Ben bu sahneyi sırf şu yüzden yazdım. Antalya'dalar at bulamazlar ama sahilde gezen develer var biliyorum turistlerin bindirildiği. Onu kullanabilirler diyerek yazdım. Sonucu söylüyorum deve bulamadıkları için çekemediler o sahneyi. Şimdi ben başıma bu geldiği için hani uç sen.
Ulan ayakları yere basar şekilde uçuyorum, o bile olmuyor. O da olmuyor. O yüzden herkesin yapabileceği makullükte şeyler. Hani ben deniz kenarı yazdım, sonra çok onu havuza çevirdim. Havuz yazdım, çok küvete çevirdim. Başıma geldiği bildiğim için artık öyle. O yapımcılar uçsun, tamam. Ben onların ayaklarını yere basan adam olayım noktasına geri geldim. O yüzden maalesef gerçekçiyim. Ben bu programı kesin kendim 10 kere falan daha izleyeceğim ya. Orada şunu yapmamalıydım falan. Sonradan aklı, ay keşke şuna keşke şöyle cevap falan verseydim. Ama dersen ki ben tekrar gelmek istiyorum. Seve seve, çok yani isterim. Biz bunu yayınlayacağız. Tamam, ama okay. Tekrar gelmek istersen de kimseye biz hayır demeyiz. Yaşasın, teşekkür başımızın ederim. Başımızın üstünde yerin var. Hazır mısın? Hazırım. Pizza mı hamburger mi? Pizza. Evet. Kendin yapıyor musun? Yapıyorum, yaptım bir tane güzel. Vegan. Üç tane, evet, çok güzel pizzalar yaptım valla. Hamurunu falan da aynen. Hamurunu da kendin yaptın. Evet evet, değişik oldu yani. Ama onun tarifini şu an hayatta veremem çünkü bir YouTube kanalından buldum da ettim de onu yaptık da falan böyle bayağı uzun sürdü yani. Yok istemeyeceğim zaten. Uzar çünkü o zaman. Evet, kek tarifini. Kek tarifi zaten yeterli kadar uzundu zaten. Peki, İngiliz dizileri mi Amerikan dizileri? İngiliz dizileri. Hmm. Tatil köy mü, kamp mı? Kamp. Tabii kamp. Şey, özellikle bu dönem ben fena süper. Kampçı oldum ya. Tamam süper. Ya ayrı bir tadı var. Çadırımı buraya ya. Alıyorum. Evet aynen. Ya her yerde. Evet. Bence de. Karavan mı uçak mı? Uçak. Maalesef karavan demek istedim ama diyemedim, uçak. Şöyle bir karavan olması lazım benim için. Böyle hani kaliteli bir karavan olması lazım. Anlatabiliyor muyum neden çalıştığım böyle hani. Tabii setlerdeki o içinde bir bardak su olan karavanlardan değil. Düğmeye basacağım, böyle bir yatak açılacak. Ya bir böyle bir. Glamping diyorlar ya kampa, hani onun karavan versiyonu için demiş tamam, olması güzel. Lazım. Böyle bir gittiğinde böyle bir sallanarak gidersem biraz böyle bir sıkıntı yaşayabilir. Ben büyük bir insanım, o kadar küçük yerle giremem edemem ya. Olmaz. Sana böyle bir de böyle yüksek tavanlı, aynen, hatta aynen, öyle otobüsten bir bozma olmalı falan. Sana. Böyle turne otobüsü ama onun içinde karavan ha, diyeceğiz falan, aynen. Falan. Arena mı, bar konseri mi? Valla şöyle söyleyeyim, çok değişiyor. Harbiye Açık Hava'da çıktım, kendim olarak Sezen Aksu'nun arkasına çıktım. Onun enerjisi çok başkaydı. Ama bar konserinde böyle bir o şey cozinesi ve böyle sıcaklığı çok hoşuma gidiyor. Hep beraber bir şey yapıyormuştuk gibi hissediyorum. Ama valla galiba şu an korona olmasaydı barı çok özledim. Bar konserinde hep beraber onu çok özledim. Ama korona olduğu için açık havada arena konserini tercih edebilirim şu bu an. Bu arabalı yani. Şeylerden yapmadın değil mi daha yapmadım, sen? Yapmadım, yapmadım. Aynen. Tamam. Bize yapalım. Dediler ki oyun yaparsınız. Dedim ki yani insanların güldüğünü nereden anlayacaksın? İşte evet güldüklerinde ya. Flash şey selektör yapmak öyle. Ya çok alkış tarzında silecekler mi çalıştıracaklar? Vallahi yani evet. Bilemedik yani. Basket mi futbol mu diyeceğim ama. Çok fena futbol fanıyım. Böyle geek kadar futbola çok hakimim yani. İşte Sivas Spor'un ilk 11'ini sayabilirim hatta şu an falan ama. Bu aralar tabii ki de NBA çok fena var. Futbol şu an yok dünyada. Transfer dönemi var sadece. O yüzden şu an basketbol. Araba yarışı mı, motor yarışı? Araba yarışı, motor yarışı hiç izlemedim, bilmiyorum. Hiç. Çok ben çok tırsarım motor yarışı izlemeye. Böyle ne bir farkı var? Böyle bir yatıyorlar ya, böyle bir burası değecek gibi oluyor. Ben o bende yok. Öbürü de teker tekere gidiyor, böyle bir tuhaflar yani. Vallahi hiç teker tekere gitmiyor bu ara. Mercedes en önde, arkadan böyle takip ediyorlar böyle. Hiç öyle teker tekere gitmiyor yani. Vallahi. O yüzden Formula çok fena Formula 1'e sardım. Hiç bilmiyordum. Coldplay mi, Radiohead mi? Oo, dünyanın en zor sorusu ya. Gerçekten. Ya şöyle, tabii ki de Radiohead. Tabii ki de. Ama Coldplay bana kişisel olarak çok fazla şey kattı. Yani büyürken ben Radiohead'i Coldplay'i daha çok dinledim. Daha çok sevdiğim için değil, öyle denk geldi yani. Okay. Benim için o yüzden Coldplay. Ama tabii ki de müzikalite olarak baktığımızda ürettikleri, müziğe kattığı şey olarak tabii ki de bence Radiohead. Ama benim kişisel yolculuğum olarak Coldplay benim çok başka bir yerde yani. Ayıramadı ikisini de ya. Ayıramadın değil mi? Ama onu da seviyor. Ama onu da seviyor. Ya bir de benim ilk İngilizce loop cover'ım Radiohead High and Dry evet. Yaptım Berlin'de falan. Evet. Ama Coldplay yapacak bir şey benim için öyle yani. We'll be right back.